Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu haftada yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi haftalık çalışmasına 16 Temmuz Salı günü başlayacak. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine 17 Temmuz Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda başlanacak. Teklifle belediyelere kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötanazi yapılması, yani öldürülmesi yetkisi veriliyor. Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira idari para cezası verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'da bu hafta eğitim sendikalarının ve eğitimcilerinin tepkilerine neden olan öğretmenlik meslek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta 39 maddeden oluşan teklifin 22 maddesi kabul edilmişti. Teklife göre eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS'de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler kurulacak Milli Eğitim Akademisi'nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Milyonlarca emekli, memur, dul ve yetim, yılın ikinci yarısında beklenen enflasyon artışları ve ek zam görüşmeleri için gözlerini Ankara'ya çevirdi. Yapılan enflasyon artışları sonrası yaklaşık 1,8 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında belirlenen 10 bin liralık tabanı aşmadı. Bu durum sıfır zam alınmasına neden oldu. Hükümet taban maaş artışı yaparak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.